Sosyokent programında bu hafta sizler için Muratpaşa Belediyesi Fener Yaşlı Evi'ndeyiz. Birazdan içeri girip onları daha yakından tanıyacağız. Rengarenk projeleri var, bunları öğreneceğiz ve sorumlu olan kişi Semra Hanım'la da görüşmemiz var. Sosyokent başlasın. Ben rengarenk masada güzel hanımefendilerin yanındayım. Önce sizden başlayalım. Kolay gelsin. Merhabalar. Hoş geldiniz. Çok memnun oldum. Ben Füsun. Burası benim için gönül bahçesi. Yaşlılar evi değil. Çok memnunum. Ben buraya gelmemin tek nedeni bu arkadaşlık, bu dostluk. Çok güzel arkadaşlarım var. Çok memnunum. Ve gördüğünüz gibi devamlı üretiyoruz. Çok güzel bir enerji var içeride. Şarkılar söylüyorsunuz. Teşekkür ederiz. Evet. Ne örüyorsunuz şu anda? Ben şu anda doğuya gidecek olan çocuklara süveter örüyorum. Orada atkı, bereler falan ördük. Şimdi süvetere başladım. Peki, kolay gelsin size de. Projeden de bahsedeceğiz şimdi. Kolay gelsin. Sizi tanıyabilir miyim? Teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz. Ben Güler. Bir yıldır bu yaşlılar evine geliyorum. Arkadaşım dediği bir gönül bahçesine geliyorum. Burada dostluğu, sevgiyi, arkadaşlığı gördüm. Yardımlaşmayı gördüm. Çok mutluyum. Peki saat kaçta geliyorsunuz? Ne kadar vakit geçiriyorsunuz burada? Biz öğleden sonra geliyoruz. Akşama kadar buradayız. Aslında haftanın diğer günlerinde de çok programlar var. Elimizden geldiğince onlara da katılmaya çalışıyoruz. Bizler için çok güzel. Hem bir meşgale, hem zamanımızı değerlendirme, hem de ikinci baharı yaşıyoruz diyelim. Gençliğe dönüyoruz. Hayat her yaşta her zaman güzel. Hepsini değerlendirebilmek lazım. Yaşlılık da güzel. Değil mi? Gençlik çok güzel muhakkak da. Yaşlılık da güzel. Biz her zaman her yaşı yaşayacağız. Çok şükür. Allah sizlere de nasip etsin ihtiyarlayabilmek. Bizim gibi böyle mutlu yaşlılar olabilmeyi nasip etsin inşallah. Peki ne örüyorsunuz bakalım? Ben atkı ördüm, bebek süveter ördüm. Şu anda da bir yelek örüyorum. Oradaki, doğudaki çocuklarımıza yardımcı olabilmek amacıyla buradayız. Kolay gelsin. Semra Hanım'ın önderliğinde tabii, onun teşvikleriyle hepimiz buradayız. Çok sağ olsun hepsinden de. Çok teşekkür ederiz. Kolay gelsin. Teşekkür ediyorum kızım. Sağ ol. Şu anda bu proje için buradasınız. Bunun dışında başka neler yapıyorsunuz burada? Burada her şeyinden yararlanıyorum. Çünkü mesela zeka oyunlarına geliyorum. Satranca geliyorum. Hasır örmeye geliyoruz cuma günleri. Pazartesi günleri böyle yün ve mandala yapıyoruz. Türk sanat müziği var. Ve bir hafta Türk sanat müziği, bir hafta türkü oluyor. Ve böyle çok yüzlerce kişi geliyor. Ve Semra Hanım'la beraber böyle oynanıyor, şarkılar, şiirler, hikayeler anlatılıyor. Yani o kadar büyük bir coşku var ki. Yani ben diyor Füsun ne yapıyorsun diyorlar, işte ben buradayım. Güzel, dolu dolu geçiyor günlerimiz. Teşekkür ediyorum. Evet. Kolay gelsin, sizi tanıyabilir miyiz? Sağ olun, teşekkür ederim. Ben Mine Kiriş. Bu yaşlı evimizin yardım projelerine katılıyoruz. Atkı bere örüyoruz. 3 tane atkı bere takımı ördüm. Bugün bir şapka daha başladım. Bu tür yardımları seviyorum. Çocukları mutlu etmek hoşumuza gidiyor. Ben başka faaliyetlere de katılıyorum. Pazartesi günleri halk oyunlarına katılıyorum. Salı günleri tiyatromuz var. Mart'ın 23'ünde Muratpaşa Belediyesi'nde oyunumuzu sergileyeceğiz. Mutlaka gelelim o zaman, biz onu takip edelim. Oyun ismi nedir? Kadın Krallığı. Bekleriz tabii ki yani. Müzik derslerine katılıyorum. Yani bu tür faaliyetleri çok seviyorum. Eskiden tiyatroya merakınız var mıydı yoksa burada mı? Yoktu. Yeni bir yani projeydi. Katılınca da çok hoşuma gitti. Çok beğendik. Kopamıyor insan, bir hastalık gibi oluyor sanki. Ne güzel. Şu an ne örüyorsunuz? Şu an bere örüyorum. Peki bu ördüğünüz bereler, atkılar, bunu örerken bir yere gideceğini bilmek nasıl hissettiriyor? İhtiyacı olana gidecek. Evet, bir ihtiyacı olan okulumuz varmış. Oraya göndereceğiz. Tabii ki onlar ısınınca biz daha da mutlu olacağız. Örerken de zaten zevkle, mutlulukla örüyoruz. Mutluyuz örmekten. Örgüyü çok severim zaten. Kolay gelsin, sizi tanıyalım. Ben Esma Pınar.
68 yaşındayım. 3 senedir önce kendilerine teşekkür ederim. Muratpaşa Belediye Başkanımız bize bu evleri açtılar. Burada bütün arkadaşlar sosyalleşiyoruz. Birbirimizden güzel vakitler geçiriyoruz. Bir takım faaliyetlere katılıyoruz. Mesela bu sene yeni tiyatromuz açıldı. Tiyatroda rol alıyorum. Halk oyunlarında oynuyorum. Dans ediyorum. Evet, onu ben duydum. Birinciliğiniz varmış sana. Evet, teşekkür ederim. Bunun dışında salsa yapıyoruz. Yani dansı çok seviyoruz bu yaşta olmamıza rağmen. Çok enerjiyiz. Şimdi de Semra öğretmenimizin böyle güzel bir projesine katılmamak olmazdı. Bunun için de ben de elimden geldiği kadar ona yardımcı olmak için gelinlerime, çevremdeki eş dost arkadaşlarıma hep bu duyurumu yaptım. Ve onların da katkılarıyla böyle güzel şeyler meydana çıkardık. Biz bunları Doğu'da bir okulumuza, kardeş bir okulumuza göndereceğiz. İnşallah bundan sonra da devamı gelecek böyle yardımlarımızın. Güzel, böyle güzel öğretmenlerimiz olduktan sonra ve sizler olduktan sonra bizi tanıtan. Sizler de çok teşekkür güzelsiniz. Teşekkür ediyorum. Enerjiniz çok güzel. Burada şarkılara eşlik ediyorsunuz. Ediyoruz. Rengarenk şeyler örüyorsunuz. Evet, çok güzel. Çok mutluyuz. Bir kere evde olduğun zaman dedikodular oluyor ama bizim burada hiç yok. Burada dostluklar var. Zihinen, bedenen gelişiyoruz biz burada. Hastalıklar da azalıyordur herhalde değil mi? Çok kendinizi dinlemiyorsunuz. Arkadaşlarımdan hiç hastayım diyen olmadı buraya gelince. Hepsi çok sağlıklılar. Hepsi çok gençler. Genciz. Ha, benim değişimimden Semra Hanım hep onu söylüyor. Semra Hoca beni Face'te tanıdı. Ben bu evlerin de olduğunu öyle tanıştık. Benim bir projem vardı, merak etmiş. O projem sayesinde tanıştık, davet etti. Ben o zaman 85 kiloydum başladığımda. Ama bir yıl içerisinde ben 16 kilo verdim. Ve dans ederek öyle mi? Dans ederek, rejim, işte birazcık diyetime dikkat ederek. Şimdi de sağlığım için onu artık devam ettiriyorum. Hep de söylüyor Semra Hocam, burada en çok değişim gösteren sensin diyor. Geldiğin zaman tamam yine güzeldin ama diyor ürkektin. Onunla şey yapmıyor ama sen burada ne kadar çok açıldın diyor. Hatta diyor sana diyor bir böyle gösteri yapacağım diyor, video öncesi ve sonrası diye diyor, bir tanıtım yapacağım diyor. Ben de mutlu oluyorum. Yani çok mutluyuz. Bak yüzüm gülüyor. Ne güzel. Ve enerjisi bize de bulaşıyor aslında. Yaşıtlarınıza ne söylemek istersiniz? Hani böyle evde oturup canı sıkılan. Vallahi diyorum ki yeteri kadar torunlarımıza, gelinlerimize faydalı olduk. Artık oturmayın diyorum. Ayaklarımız ağrıyor demeyin. Başımız ağrıyor demeyin. Lütfen diyorum, buyurun gelin. Bak biz neler yapıyoruz. Siz de en azından bir faaliyete katılın. Katılamıyorsanız da gelin arkadaş edinin, sohbet edinin diyoruz. Çok güzel. Çok teşekkür ederiz. Çok memnun oldum. Ben teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Merhabalar. Kolay gelsin tanıyalım. Güler Bayer. Ben bir senedir buraya devam ediyorum. Çünkü daha 60'ımı yeni doldurduğum için. Buraya üyelik için 60 yaş limiti var. Semra Hanım'la mandalayla başladım ben. Hala da mandalaya devam ediyorum. Arada buna katıldım. Mandalanın dışında başka bir şey yapalım dedi Semra Hanım. Kağıt kıvırma da başladım bu sene ben. Onu da yapıyorum. Geçen sene çok hızlı gittim. Bu sene yavaş gidiyorum. Daha az şeyler yapıyorum. Belki bilmeyenler vardır. Mandalayı bize anlatır mısınız? Mandala kökeni Hindistan'a bağlı. İnsanların ruh hallerini resimle anlatma sanatı ama dairesel hareket, yani birbirini tekrarlayan dairesel hareketleri içeren resim tipidir. Mesela bir daireyle başlarsınız zaten. Eşit aralıklarla istediğiniz şekli tekrarlayarak, renklendirerek değişik bir motif. Motif daha çok motife benziyor. Mesela dantel bir mandaladır. Yuvarlak şekilde yaptığınız her şey mandala diyebilirsiniz. Özelliği dairesel olması ve kendini tekrarlayan
şekillerin olması mandala. Birkaç sene önce bayağı moda olmuştu, kitaplara çıkmıştı. Biz aynen, hani boş şeyin aynen üzerine boyuyorduk. Siz sıfırdan mı yapıyorsunuz? Evet, ben kağıda yapıyorum resim olarak ve şey, daha çok ispirtolu kalem uygun oluyor. Motifi de siz ortaya çıkarıyorsunuz. Ben şimdi bakarak yapıyorum. Kendiniz de yapabilirsiniz ama bende o yaratıcılık henüz yok, yok. Biz önce kendimiz yaptık, bitti. Ne yapayım? Daha güzel olsun diye bakarak yapıyorum şimdi. Çizgim şey olsun diye. Daha önce resme başlamıştım ama bıraktım. Torun olunca, biraz ona bakınca resim kaldı. Böyle devam ediyorum. Bir de yap nereye kadar yani. Çünkü belli bir yaştan sonra hani yetenek çok fazla ilerlemiyor. Ama derinlerde bir şey varsa da ortaya çıkıyor herhalde. Çıkıyor ama bakarak, ben bakarak yapıyorum güzel. Yoksa kendimden çok fazla şey üretemiyorum. O kadar şimdi da şey. Şimdi bu projede siz ne örüyorsunuz? Ben şimdi süveter örmeye çalışıyorum. Atkı bere çok var diye bir tane iki tane öyle gitsin diye düşündüm. Süveter örüyorum. Çok memnun olduk. Teşekkür ederim. Sağ olun. İyi günler. Merhabalar. Kolay gelsin. Sizi tanıyalım. Canan Aker, 86 yaşındayım. 87'ye girdim. Evet, girdim. Sene olarak girdik de ay olarak 27 Nisan'da inşallah o yaşa gireceğim. İnsan hissettiği yaşta derler öyle mi? Tabii. Örgü örmeyi seviyorum. İki çocuğum var. Torunum var. Torunumun çocuğu var. Evet. İşte buraya başladım. Geçen sene Kasım ayında başladım. Mandalada resim olarak. Ondan sonra şimdi bu sene örgüye başladık. Örgülerimizi örüyoruz. Seviyorum örgü örmeyi. Hem oyalanıyorum, hem güzel bir vakit geçirmiş oluyoruz. Burada bir arkadaş edinmiş olduk. Beraber şarkı söylüyoruz, beraber gezmelere gidiyoruz. Onun için mutluyuz burada. Evet. Evet, evet. Tabii. Epey ördüm ben de. Örgüyü seviyorum. Başka? Sısır. Uzaktan mı geliyorsunuz buraya? Nasıl rahat gelebiliriz? Asur sitesine oturuyorum. Evet, yakın geliyorum. İşte 20 senedir Antalya'dayım. İstanbul'dan geldim. İstanbul doğumluyum. Esasında ben, babam memurdu. Benim gümrük memuruydu. Yani ortaokulu, enstitüyü ben burada okudum. İsmet İnönü Kız Enstitüsü'nden mezunum. Tekrar döndük. 20 senedir de gene Antalya'da olduk. Çok memnun olduk. Kolay gelsin. Ben de memnun oldum yavrucuğum. Kolay gelsin. Sizi tanıyabilir miyiz? Efendim? İsminizi öğrenebilir miyim? Zeliha. Soyadım Müticeler. 3 senedir ben bu kursa devam ediyorum. İlk başladığım zaman da erkekler, hanım arkadaş hiç yoktu. Hangi kurslara girdimse, zeka kursuna gittim, mandala kursuna gittim, hep yalnızdım. Erkek arkadaşım vardı. 2 senedir hanım arkadaşlar çoğaldı. Ve hep birlikte bugün işlerine başladık. Çok güzel ve çok mutluyuz. Bizde de oyalıyor. Ben zaten çalışan bir insandım, emekliyim. Ama devamlı hep kurslara gitmişimdir. Hiç evde oturmak iyi bilmem. Çalışırken de öyleydi. Şimdi bu el işleriyle, mandala kursundan da, resimlerde de çok zevkli çalıştım. Zeka kurslarına, yani memnunum böyle bir şey olması. Çok teşekkür ederim belediye başkanına. Ne güzel. Burada masada çoğu şey size aitmiş, örgüler. Hepsi benim. Bu masanın üzerindeki hepsi benim. Yani şöyle özenerek, düşünerek, bir şey bitirmeden evvel yapacağım şeyi düşünüyorum. Hayal mi kuruyorsun? Hayal kuruyorum ve canlandırıyorum, onları yapıyorum. Ne güzel. Yani bir yerden örnek arayıp bakmam. Kafamda tasarladığım şeyi yapıyorum. Dikiş de öyle yapıyorum. Ayrı bir sanat bu. Hayal edip sonra ortaya çıkarmak. Ay, işten gelen bir şey. Ama hayatım boyunca devamlı, emekli olmadan evvel de olduktan sonra da devamlı kurslara gittim. En son gittiğim kursta başarılı oldum. Yalnız başına Kur'an kursudur. Onu da öğrendim. Kendi başıma evde de öğrendim. Sonra Diyanet'e gittim. Yani buraya da geldim ama belediye başkanına çok çok teşekkür ederim. Teşekkür değil, Allah razı olsun hanımlara böyle bir imkan sağladığı için. Yoksa evde kalsaydık ben herhalde Ankara'ya dönerdim, Ankara'dan geldim. Orada çevrem vardı fakat bu kursun böyle açılması yaşlı evlerin ve bizlere bu imkanları sağladıkları için hakikaten çok müteşekkirim. Biz de tanımaktan çok mutluyuz. Arkadaşlar hepimiz memnunuz.
zaman diyelim yaşıtlarınız da gelsinler, evde oturmasınlar, ben sıkılmasınlar değil mi? Her an burada mesela karşılaştım, bu iki parkın içindeki hanımlar görüyorum. Dedim size bu imkanı, ben Özgürlük Bulvarı'ndan geliyorum iki vasıtayla. Yani tek vasıta değil. Haftanın üç günü, dört günü falan bazen bir hafta geldiğim oluyor. Yani evde oturamam, sıkılırım. Evde alışmışım yani bir şeyle yapmayı, hareket halini seviyorum. Ne güzel, şu an bence birçok kişiye örnek oldunuz. Birçok kişiye örnek oldunuz şu anda. Evet. Yani belediye başkanına yine yani ömür sonuna kadar onu her zaman bütün hanımla dua ediyoruz. Çok teşekkür ederiz biz de. Kolay gelsin. Ben de teşekkür ederim sizlere. Çok sağ olun. Size de başarılar dilerim. Hayırlı günler. Kolay gelsin. Sizi tanıyalım. Teşekkür ederim. Boyunluk örüyorum. Bunu biz üşüyen çocuklarımıza sınırlar niyetiyle sevgiyle örüyoruz. Rengi de çok güzel. Rengi de çok güzel. Evet ve de yumuşak. Çok yumuşak. Siz de çok hoşsunuz, çok güzelsiniz. İsminizi de öğrenebilir miyim? Benim ismim Zuhal Yılmaz. Ankara'dan geldim ben. 8 senedir buradayım. Torun bakıyorum. Ama burası bizim evimize çok yakın. Bir ayağımız da burada. Belediye reisimize çok teşekkür ediyoruz. Çünkü o böyle bir imkanı sağladı. Kaynaşma çok güzel. İnsanlar belli şeyleri yaşamışlar. Burada paylaşmak gerçekten çok güzel oluyor. Destek oluyoruz birbirimize. Bu da bir amaç oldu. Güzel bir amaç. Yani insanlara yardım etmek, onlara el vermek çok hoş bir şey. Bu yaşta da insan bunu istiyor zaten. Çok güzel yani. Güzel şeyler yapmak beni çok mutlu ediyor. Teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Teşekkür. Kolay gelsin. Sağ olun. Merhabalar, sizi tanıyalım. Selamlar, benim adım Leyla Buyurkan, emekli öğretmenim. Antalya'da 10 yıl kadar çalıştım. Şimdi belli bir yaştan sonra emekli olunca ben yandaki binada oturuyorum. Bugün bir arkadaşımın daveti üzerine geldim ama 2 sene önce buradaki resim kursuna da katılmıştım. Gördüğüm kadarıyla bu olayda stres atmak amacıyla örgü örenler mutlu. Bir işe yaradıkları bir amacı olduğu için mutlu. Mutlaka gittiği yerde kullanacak kişiler de mutlu olur. Çok güzel bir proje. İnşallah bunun gibi projeler daha devam eder. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. İyi günler. Merhabalar, kolay gelsin. Sizi tanıyabilir miyiz? Hoş geldiniz Asiye Özcan. Sizden çok güzel şarkılar dinledik az önce. Ben sizin için de söyleyebilirim. Bu güzelliği görünce insan şarkı söylemez mi? Teşekkür ederim. Çok naziksiniz. Ne demiş? Maksat muhabbet, örgü bahane. Ama burada hep beraber böyle. Bunu rehabilitasyon olarak yapıyoruz. Şarkılarımız da öyle. Haftada bir günde konser var. Ondan sonra orada da aynı şey oluyor. Ben Astur'da oturuyorum. Eskiden burası Astur'un lokali idi. Erkekler habire, hanımlar erkekler okey oynuyordu. Bak şimdi daha faydalı bir şey için buradayız. Bu da güzel oldu. Çok memnunuz. Bahçe değil, erkekler tavla oynuyorlar galiba. Onlar hanımları rahatsız etmemek için içeri girmiyorlar. Hava bozukken de dışarıda kalıyorlar. Biz burada böyle hanımlar biraz şeyiz. İşte böyle çok güzel burası. Şu an proje için siz ne örüyorsunuz? Ben de işte yapıyorum, bir yelek yapıyorum böyle bir değişiklik olsun diye. Unuttuğumuz sanatları yeniden hatırlamaya başladık. Peki sesiniz çok güzel. Daha öncesinde sesle ilgili bir eğitim aldınız mı? Almadım. Söylüyor muydunuz peki şarkı yıllar öncesinde de? Kendi kendime, bulaşık yıkarken, örgü örerken. Şimdi ortaya çıktı böyle güzel sesiniz. İşte arkadaşları şenlendirmek için yapıyorum. Başka neler yapıyorsunuz burada? Buraya bağışlanan çok güzel kitaplar var. Ben kitap okumayı çok severim. Zaten mesleğim de kütüphanecilik. Gerçekten. Evet, üniversite kütüphanesinde emekli oldum. Uzun yıllar Mimar Sinan Üniversitesi'nde İstanbul'da çalıştım. Burada çalışmadım hiç. Emekli olarak geldim. İşte böyle İstanbul'da benim çocukluğum dönemindeki İstanbul'da 1,5 milyondu. Şimdi Antalya'da denize de giriyoruz, bahçelerde de geziyoruz. O zaman da İstanbul böyleydi. Bana aratmıyor İstanbul'u. Çocukluğunuzun İstanbul'unu burada yeniden yaşıyorsunuz. Evet. Aynen. Yani arkadaşlarımın dışında özlenecek bir hali kalmadı İstanbul'un zaten. İnşallah burada da trafik o şeye dönmez. Burada çok güzel kitaplar var. Onlara bakıyorum. Her zaman örgü olmuyor tabii. İşte biraz müzik. İşte gelip geçiyor günler. Meslekten kalma bir alışkanlık var mı? Kitapları düzeltme, sıraya koymak. Babali'de büyüdüm.
Yani kitapçıların harfler kurşundan dökülürdü benim oturduğum sokakta. Kitaplar eskiden kurşun harfler dökülürdü. Sayfa düzeni yapılır, öyle basılırdı. Tabii offset baskı yoktu. 950'li yıllarda offset baskı yoktu. Nasıl? Onun için işte böyle kitabın o tozunun kokusunu almadan yaşayamıyorum. Burada o da var, evimde de var ama burada da var. Çok güzel. Bazen işte arkadaşlarla paylaşıyorum okuduğum bir şeyi. O da iyi oluyor. Çok memnun olduk standımıza. Çok teşekkür ederim. Devamlı takip ediyorum. Kanal veriyorum. Evet, evet. Sadık bir izleyicimizsiniz. Evet, evet. 888'e bastınız mı kablolu TV'de çıkar. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Ben teşekkür ediyorum. Merhabalar, sizi tanıyabilir miyiz? Merhaba, ben Şerife Avcı, Antalyalıyım. Önce belediye başkanımıza teşekkür ederim. Bize bunları sunduğu için memnunuz. Hepimiz bir arada, arkadaşlık. Bir sene yapamıyorum ben, sadece destek oluyorum. Yapacak başka bir şey yok. Her sene yaptığımız şeyler bunlar bizim. Kimsesizlere, dışlanmamış evlatlarımıza. Herkes buna katılmasını istiyorum. Çünkü bunlara biz katılmazsak kimse hiç yaşıyoruz demesin. Yani hayatı sırf kendin içi değil. Çevrede kimsesiz, yoksulu, varlıksızı talebelerimizi görmemiz lazım. Deprem bölgesinde. Yapacak. Ben de böyle geliyorum. Gelmeyeceğim bugün dedim. İlle gel dediler. Telefon açtılar. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Siz de sağ olun. Sizinle de görüştüğümüz için teşekkür ederim. Bizi saydınız, geldiniz buralara. Sesimizi duyurdunuz. Daha katılmayan arkadaşları da katılmasını isterim. Herkes elinden ne geliyorsa herkes yapsın. Elinden ne geliyorsa yapsın. Ya kendi yapamıyorsa yün alsın versin. Hazır alsın getirsin. Pazarda çok. Onların çok ihtiyacı var çünkü. Tabii tabii. İki gelip yün değil mi? 5'er liradan 10 lira. Yapamıyorsak yapanlara ver. Ben öyle yapıyorum bu sene. Kanser ameliyatı oldum. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Yasak. Onun için yapamıyorum. Demin biri kaldım, kızdılar bana. Dayanamıyorsunuz değil mi yapmak için? Evet. İçimden geliyor. Siz yürekten destek veriyorsunuz. Şu an burada olmanız bile güzel. Düşünmeniz bile güzel. Evet. İleride katılıyoruz. Bura geliyoruz. Yerimiz çok iyi. Birbirimize uyumluyuz. Uyum olmasa zaten bu yürümez. Bir zaman içi yürümez. Kavga, gürültü, dışlanmış. En sevmedim yalan. El çakırlığı. Birbirinde burada laf alıp satması. Hiç değmez. Hepsinden memnunum ben. Beni sayıyorlar, seviyorlar hepsi de. Çok memnunum. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Teşekkürler. Merhabalar. Sizi tanıyabilir miyiz? Merhaba. Ben Nezihe Dedeoğlu. Bir yumak mutluluk. Enim sende. Yaşlı evi. Gönül bahçemize. Hoş geldiniz. Bizler burada olmaktan çok mutluyuz. Burada değişik etkinlikler yapıyoruz. Dans dersleri var. Arkadaşlarımız birinci oldular. Bizi onurlandırdılar. Müzik derslerimiz var. Kendimiz söylüyoruz, eğleniyoruz. Burada biz çok mutluyuz. Herkesin buraya katılıp evde dertlerle, problemlerle uğraşmasını önermiyoruz. Artık yaşama zamanı bizim. Çocukları büyüttük, torunları büyüttük. Şimdi sıra bizde. Güzel zaman geçirmek için herkesi buraya bekliyoruz. Size de teşekkür ediyoruz. Akşam 5'ten sonra zeka derslerimiz var. Cumartesi günü satranç var, diğer tavla ve diğer etkinlikler var. Yani burada yok. Herkes burada mutlu olabilir. Erkek, bayan, herkes 60 yaş üzeri buraya gelip sağlıklı ve mutlu yaşamını devam ettirebilir. Sizler de bize katkıda bulunduğunuz için sizlere de teşekkür ediyorum. Çok mutlu ettiniz bizi, onurlandırdınız. Teşekkür ediyorum. Merhabalar, sizi tanıyabilir miyiz?
Ben Aysel Günal. Ne kadar zamandır buraya geliyorsunuz? Vallahi 3 haftadır geliyorum. Daha çok yenisiniz. Nasıl geçiyor 3 hafta? Nasıl geçiyor? Memnun kaldım. Ben çok büyük ameliyatlar geçirdim. Evde 2 senedir yatıyorum hareketsizlikten. Benim kızım doktor, benim yürümemi tavsiye ediyor. Yürüyemiyordum ama buraya kadar evim pek uzak değil. Bu bahane ettim. Yürüyerek geliyorum. Ondan sonra burada arkadaşlarla konuşuyorum. Evde bakıcıyla 2 yıldır çok güzel, kötü günler geçirdim. İnşallah çok geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Akciğer ameliyatı oldum. Dolayısıyla bakalım bundan sonra neye katılırım? Bir kavalye bulursam belki dansa katılırım. O da olur tabii. Peki proje için neler yaptınız? Ben ilk işte bunu yaptık. Bir de hangisi var? Şurada bir tane daha var. Biraz büyükçe yaptım. Peki dans kursları haftada her gün mü? Haftanın hangi günü? Çarşamba günüm. Gelmedim ama hiç. Semra Hanım takıldı, dedi bir kavalye bulun. Ben de 3 sene önce eşimi kaybettiğim için güldüm. Ama bir gelip bakacağım. Ancak onu yapabilirim. Müzikle de çok ilgiliydim ama bu rahatsızlıklarımdan dolayı reflü oldum. Boğazımda devamlı gıcık, şeye gidecektim, korolara. Ondan vazgeçtim. Çok fena gıcık yapıyor bir şey. Ama şimdi hani kızınız yürümeniz lazım demiş ya, dans ona da iyi gelir mutlaka. İşte dans, şimdi çünkü oturuyorsunuz yine burada. Evet. Yo, giderken yürüyeceğim. Yani yolda yürüyorsunuz. Evde hiç kımıldamıyordum. Bir de yardımcı buldum kendime. Başka çocuklarım yok. Dolayısıyla böyle işte bakalım. Bu arkadaşlar da moralimi düzeltti. Benden daha yaşlılar var. Siz gençsiniz falan. Bunlara kandım. Ne güzel, ne iyi yaptınız. O zaman biz bir daha gelirsek belki sizi dans ederken görürüz. İnşallah. Çok seviyorum dans. İnşallah. Ya hareket kısıtlı değil. Peki buradan ekranlardan da şunu söyleyelim aslında yaşıtlarınıza ya da böyle gerçekten ağır ameliyat geçirenlere. Çünkü yaş ilerledikçe her şey olabiliyor. Bu genç içinde olabiliyor ama hayata küsmemek, hep bir yerden hayata asılmak lazım değil mi? Bu hanımlar biraz beni değiştiriyorlar. Devamlı, çünkü ben evde yalnız, torunlarım falan yaşlı muamelesi yapıyorlar. Ben öğretmen emeklisiyim. Ama öğrencilerim, ben lise öğretmeniyim, kolejden emekliyim. Hatta dün bir tanesini, öyle duruyorsunuz diyorlar. Belki yüzüm öyle duruyor ama içim pek öyle değil. Çünkü akciğerden de ameliyat oldum. Nefes almam bilmem ne. Bir zatürre oldum. Ondan sonra yara büyüdü, akciğerimin yarısını aldılar. Öyle kötü günler geçirdim. İnşallah bundan sonra öyle bir şey olmaz. 3 hafta en azından güzel geçtim. Onu çok fark ettim. Çok güzel geçti. Bundan sonra daha güzel geçer. Öyle diliyorum sizin için. Kaşkol bere örüyorum. Bir de böyle yardım etmek de güzel bir şey değil mi? Tabii ki. Onun işte, mutluluğu da. Tabii diyorum ya, benim bitmiş bir şeyin sonra başkası kullanıyor. Evet, evet. Evet. Çok teşekkür ederiz. Çok memnun oldum. Sağ olun. Sosyokent reklamlardan sonra devam edecek. Sizi tanıyabilir miyiz? Benim ismim Hatice Safiraz Temizkan. Burada görevli olarak çalışıyorum. Temizlik işleri ve çaylara bakıyorum. Ama en çok zaten çocuklar ve yaşlılar benim favorim. Onların hepsini çok seviyoruz. Birlikte güzel zamanlar geçiriyoruz. Bazen sohbetler ediyoruz. İşte bu şekilde faaliyetler yapabiliyoruz. Onun dışında farklı tabii ki etkinliklerimiz de var hafta içinde olmak üzere. İşte dinletilerde hep birlikteyiz. Bir sıkıntıları veya problemleri olduğu zaman gene paylaşıyoruz, onları dinliyoruz.
Elimizden geldiğince saygı çerçevesinde onlara her şekilde destek olmaya çalışıyoruz biz çalışan olarak burada. Semra'mla da görüşmüşsünüzdür bizim idari bölümümüzde. Çok keyifli bir kere. Gerçekten zamanı olan her insanın gelip buradaki bizim üyelerimizle zaman geçirmesini isterim en başta ben. Çünkü onlarla konuştuğunuz zaman onlar sizinle mutlu oluyor. Bir şeyler paylaştığınız zaman keyif alabiliyor. Onları elimizden geldiğince bizler de mutlu etmeye çalışıyoruz tabii. Biz onlarla konuştuğumuz zaman dinliyoruz onlardan. Değişim gösteriyorlar. İlk günlerinden şimdiki zamana kadar bir farklılık hissediyorlar. Daha kendilerini daha özgür ifade edebiliyorlar. Bu değişimi siz nasıl görüyorsunuz? Bu değişim onlar açısından çok güzel tabii ki. Çünkü belli yaşa gelmiş insanlar. Bunlarla birlikte mesela 65 yaş üstü ve 80-90 küsur yaşında bizim üyelerimiz var. Burada tabii ki bir şeylerle uğraştıkları zaman kendilerine daha çok bir özgüvenleri geliyor. İşte yaşama daha farklı bakabiliyorlar. İşte bitkin, bezgin hallerinden bir nevi kurtuluş onlar için. Aynı zamanda da keyif alıyorlar. Çünkü bir şeyler üretmek onlar için çok güzel. Ki bu yaşta maşallah diyorum hepsine de. Hepsi de çok tatlılar. Bu şekilde. Teşekkür ederiz. Rica ederim. Biz teşekkür ediyoruz. Merhabalar. Sizi tanıyabilir miyiz? Adım Abdülgani Bilgiçoğlu. Emekliyim. Cennetin Mardin'i bıraktık. Antalya'ya geldik. Neden bıraktınız peki? Çocuklarım okul kazandı burada. O okullarına katkılarımdan dolayı emekli oldum. Şimdi gönüllü olarak Muratpaşa Belediyesi yaşlı evlerinde, hasta evlerinde, komşu evlerinde karınca kararınca müzik yapıyoruz. Siz nereden emekli oldunuz? Normal mesleğiniz ne? Ben hem öğretmenlikten hem de bayındırlıktan iki kurumdan oldum. Benim ilk görevim öğretmenlik, ondan sonra bayındırlığa geçiş yaptım. Kurum değiştirdim yani. Oradan emekli oldum. 2012'de oldum. Kanun çaldığınız için soracağım. Müzik öğretmeni miydiniz yoksa? Yok, ben değil. Sınıf öğretmeniydim. Sınıf öğretmeni. Ama ben bunu hobi olarak yapıyorum. Seviyorum yani. Kaç yaşında öğrendiniz kanun çalmayı? Ben aşağı yukarı çocukluğumdan beri kanun çalıyorum. Ama bunu hobi olarak yapıyorum yani. Ben profesyonel anlamda sanatçı değilim. Çok çok güzel çalıyorsunuz. Çok teşekkür sanatçı ederim. Gibi çalıyorsunuz. Çok sağ olun. Çok teşekkür Bence ederim. Sanatçısınız da. Peki müziğin iyileştirici gücü olduğu söylenir her zaman. Siz de yaşlı evlerinde ve hasta evlerinde çaldığınız için bunu öğrenmek istiyorum. Müzik başladığı an oradaki konukların, misafirlerin, herkesin bir yüzü değişiyor değil mi? O böyle iyileştiklerini hissediyor musunuz siz de? Ben öyle mutlu oluyorum ki onların mutluluğunu görünce. O kadar mutlu oluyorlar. Yaşlıları dans ettirtiyoruz, oynuyorlar çok. Yani onlara bir hizmet verdiğimizi, bir emek harcadığımızı görüyorum. Onlar da bizim bu müzikle yaşadıklarını hissediyorum. Allah kimseyi sanatsız bırakmasın. Gerçekten sanatın olduğu yerde insanlık var, güzellik var, iyilik var. Yani ben bütün kardeşlerimize, bütün insanlarımıza, bütün milletimize müziğe değer vermelerini, daha doğrusu sanatlara, sanata değer vermelerini istiyorum. Bizim için biraz çalar mısınız şimdi dinleyelim? Olur. Thank you.
Emeğinize sağlık. Bravo. Merhabalar, sizi tanıyabilir miyiz? Ben Seyit İpek. Ben de emekli memurum. Çocukluğumdan beri çalarım bu sazı. Buna gönül verdim. Muhtelif korolarda bulundum. Ankara'da uzun müddet birçok korolarda bulundum. Sonra çocuklarım Antalya'ya yerleştiler. Ben de geldim Antalya'ya. Şimdi de bu yaşlı evine üye olduk. Burada çarşamba günleri müzik yapıyoruz. Ayrıca böyle özel günlerde çağırıyorlar bizi. Aslında bu kadar az değiliz biz. Cümbüşlerimiz, kemanımız, başka sazlarımız da var. Çarşamba günleri bizi burada iştiyakla bekliyorlar. Bu salonumuz doluyor. Hatta dışarıdaki pencereleri açıyoruz. Dışarılardan da izliyorlar bizi. Yani biz de güzel günler geçiriyoruz. Güzel vakitler geçiriyoruz. Seyircilerimiz de güzel vakitler geçiriyorlar. Zamanımızı değerlendiriyoruz. Siz neler çalıyorsunuz başka? Ben vurmalı çalgıların hepsini çalarım. Evet. Yani kudüm çalarım. Bendir çalarım. Vurmaların hepsine elim erer. Siz de fark ediyor musunuz? Müziğin girdiği ortamda hemen hava değişiyor. Herkesin yüzü gülüyor. Çok, çok, evet. Neşelendiririz biz girdiğimiz yeri. Tabii buranın haricinde başka yerlere de gidiyoruz. Arkadaşları telefon ediyorlar. Birbirlerimizi telefonla çağırıyoruz. Muhtelif yerlerde müzikler yapıyoruz sadece burada değil. Belediyenin bazen özel günlerinde meydanda toplantıları oluyor. Onda bir yarım saat, 45 dakika bir zaman değerlendiriyoruz. Bu kadar yani bizim çalışmamızda. Çok teşekkür ederiz, sağ olun. Şöyle. Paşa Belediyesi Yaşlı Evi'nde bu güzel yerin sorumlusu Semra Hanım'la birlikteyiz. Semra Hanım sizi çok seviyorlar. Hepsinden tek tek bunu duyduk. Sizi daha yakından tanımak istiyoruz. Teşekkür ediyorum. İsmim Semra Yılmaz. Muratpaşa Belediyesi'nde sosyolog olarak görev yapıyorum. 3 yıldır Muratpaşa Belediyesi'nde çalışıyorum. Muratpaşa Belediyesi'ne geldiğimde Yaşlı Evi projesi 8 günlük yeni doğmuş bir bebekti. Aslında beraber büyüdük diyebilirim. Yani projeyle birlikte beraber büyüdük diyebilirim. Onun için her safhasına, her dakikasına şahit olmuşumdur Yaşlı Evi'nin projesinin gelişiminde. Çok güzel bir ortam var. Yani dolu dolu geçen günlerimiz, sevgi dolu, aile gibi olduk. Yani onların aslında yaşlılarımızın ikinci evi gibi oldu burası. Bu da tabii başkanımız Ümit Ulusal Başkanımızın İnsan odaklı hizmetlerinden yola çıkarak üretilen bir proje. Projeyi yaşlı bilim uzmanımız Çiğdem Akbaş Kütükçü ilk olarak hazırlayıp, gerontolog hazırlayıp Ümit Başkanımıza sunduktan sonra Ümit Başkanımızla 2014 yılında Ekim'in 1'inde ilk yaşlı evimizi açarak hizmete başlamış bulunuyoruz. Şu an Fener'deyiz. Başka nerelerde var yaşlı evi? Falez yaşlı evimiz, ilk merkez yaşlı evimiz Sampi Kavşağı'nda, Lara Balık Evi'nin hemen yanında. İkincisi burada, Fener Mahallesi'nde. Üçüncü yaşlı evimiz de Bayındır Park'ın içerisinde bulunuyor, Meltem Mahallesi'nde. Üç yaşlı evimiz de şu anda aktif olarak çalışıyor. Birimlerimizde sosyologlar, sosyal hizmet görevlileri, aynı zamanda eğitmenler görev yapıyor. Hani herkes sorumluluk bilincili, el sanatları eğitmenlerimiz de var aynı zamanda. Yani sorumluluk bilinciyle
mesleki açıdan da baktığımız zaman güzel hizmet verdiğimize inanıyoruz. Her bölümde ayrı sorumlu kişiler var değil mi? Şu an orada da aynı şekilde faaliyetler devam ediyor mu? Yani haftanın her günü dolu mu yaşlı evde? Evet, haftanın her günü, hatta cumartesi de dahil, haftanın 6 günü 8.30-5.30 hizmet veriyoruz. 6 günü hizmet veriyoruz. Her günde, her yerde farklı programlar var. Her yerin kendine özgü programları var. Ortak gerçekleştirdiğimiz programlar da var. Seminerler var, eğitim var, eğitimler var. Gümüş Sohbet adı altında yaşlılarımızın gerek sağlık alanında, gerek sanatsal alanda, gerekse de günübirlik, hani sosyal bilgi edinebilecekleri faaliyetler arasında seminerler de düzenliyoruz. Bu şekilde halk oyunlarımız var. Dans var. Dünya dans birinciliğimiz 65 yaş üstü. Muratpaşa Belediyesi Yaşlı Evi'ne ait. Şu anda dansçılarımız bu hafta sonu İstanbul'a yeni bir dans yarışmasına katılmaya gidiyorlar. Onlara da buradan başarılar diliyorum. Dönem dönem beraber gittiğimiz de oldu, görevli olarak yanlarında. El sanatları dersimiz var, etkinliğimiz. Yani ahşap boyama, cam boyama, taş boyama. Bunun yanında bebek oyuncaklarımız, örgü bebek oyuncakları örüyoruz. Onun dışında santranç, zeka oyunları. Bunların hepsi 60 yaş üstü vatandaşlarımızı Muratpaşa'da sosyal rehabilitasyon anlamında hizmet almalarını sağlamak. Yani 60 yaş, 65 yaş üstü vatandaşlarımızın evden çıkıp sosyalleşmelerini, birbirleriyle buluşmalarını, dostluklar edinmelerini, arkadaşlıklar kurmalarını ve mutlu olarak evlerine geri gitmelerini sağlamak amacıyla gerçekleştiren programlar. Peki şimdi biz izleyen seyircilerimiz arasında da 60 yaş üstü vardır mutlaka. Buraya gelebilmek için üye olmaları mı gerekiyor ya da gelip kapıdan direkt girip burada faaliyetlere katılabiliyorlar mı? O konuda biraz bilgi alalım sizden. Evet. Şimdi yaşlı hizmetleri kapsamında 60 yaş üstünü belirledik. Onu da şöyle, yani her hizmet alanı olması için, yani bir hizmetin hizmet modeli olması için herkesin bir yaş kriterleri var. Yani her hizmet modelinin bir yaş kriteri var. Yaşlı hizmetleri kapsamında da biz 65 yaş üstü aslında Dünya Sağlık Örgütü'nün belirlediği yaş kriteri. Fakat bunu belediye başkanımız biraz daha esnek olalım, 60 yaş üstünü kabul edelim diyerek yola çıktık. Sadece Muratpaşa'da oturuyor olmaları, 60 yaş üzeri olmaları bizim için yeterli. Bir üyelik formumuz var, onu dolduruyorlar. İki fotoğrafla, bir nüfus cüzdanı fotokopisiyle bize başvuruyorlar. Biz onlara bir üyelik kartı çıkarttırıyoruz. Gerekli takipleri oradan yapabiliyoruz, gerekli duyurulara oradan yapabiliyoruz. Daha sonra da hiçbir ücret ödemeden tüm bu etkinliklerimizden, faaliyetlerimizden, dostluğumuzdan, arkadaşlığımızdan, ortamımızdan faydalanabiliyorlar, hizmet alabiliyorlar. Yeriniz geniş ama yine de bir sayı sınırı var mı üyelikle ilgili? Hayır, sayı sınırımız yok. Çünkü şöyle bir şey, açık kapı sistem olduğu için, yani herkesin gelme saati ve gitme saati farklı oluyor. Açık kapı sistem olduğu için sabah spor yapmaya gelen birisi, yani bir çayını, bir kahvesini içtikten sonra evine gidiyor. Daha sonra saat 10'da başka bir etkinlik için gelen oluyor. Gazetesini, öğleden sonra bir arkadaşıyla buluşmak için buradan çıkan oluyor. Yani açık kapı sistem olduğu için burada bir sayı sınırımız yok. Şu anda Muratpaşa Belediyesi'nde de 3700 yaşlı kayıtlı üyemiz var. 3 yaşlı evimizde ve hızla da büyüyoruz biz. Aslında düşündüğümüz zaman Muratpaşa'yı, bu daha küçük bir rakam. Çünkü 65 yaş üstü daha çok vatandaşımız var Muratpaşa'da hizmet vermekle yükümlü olduğumuz. Onları da buralara, bu noktalara bekliyoruz. Duyurmuş oluyoruz. Şu anda da Elim Sende projesini biz masanın üzerindeki o rengarenk örgülerle anlatmaya çalıştık. Bir de sizden dinleyelim projeyi. Efendim şimdi bizim yaşlılarımızla birçok derslerimiz oluyor. Mesela işte ahşap boyama, cam boyama, bebeklerimiz, örgülerimiz. Birçok etkinliklerimiz, gerçekleştirdiğimiz derslerimiz oldu. Mandala da bunlardan bir tanesi. Mandala burada bizzat kendim el sanatları eğitmenliğini de yapıyorum.
Şimdi örgü örüyorlar, yani bir şey üretiyorlar. Diyorlar ki, Semra Hocam, bunun sonucunda biz ne yapacağız bunu? Hani bunu biz şeye ne yapacağız, birine versek mi? Bir yapsak mı, birine hediye etsek mi? Evet, hediye edebilirsiniz diyorum. Evet, bir hediye diyorlar, iki, üç derken, hani üretiyoruz ya sürekli. O ürettiğimizi, bir şeye dönüşmesini talep ediyorlar açıkçası. Bu sene de biz bazı 2-3 tane öğrencim benim, ben dedi örgü örmeyi çok seviyorum. Hocam ben örgü öreceğim dedi. Peki o zaman siz bilirsiniz dedim. Ne öreyim? Atkı bere ör dedim. O zaman ben tabii bunların bu noktaya geleceğini bilmiyorum. Daha sonra bir öğrencim de bir gün eldiven örmüş gelmiş. Böyle eldivenleri böyle yuvarlak bir şekilde dizdim ben. Dizince tüm çocukların eli birbirine ve bize bağlanmış gibi hissettim. Dedim ki tamam bulduk o zaman bu yaptıklarımızı elim sende diyerek çok ücra köçerli hiç bizim tanımadığımız çocuklarımıza sizlerden onlara hediye gönderelim ister misiniz dedik. Onlar da çok seve seve kabul ettiler. Ondan sonra daha bir iştahlı, daha böyle bir kenetlenme, daha böyle onu da yapalım, o yünü de alalım, o renk de yapalım, bu deseni de yapalım. Sen kaç tane yaptın, ben ne kadar yaptım gibi böyle daha çok kaynaşarak, daha çok birliktelerinden mutlu olduklarını gördüm. Şimdi bu projemiz aşağı yukarı tamamlanmak üzere. Şubat ayı sonu itibariyle Batman Bağlar İlköğretim Okulu'na ne kadar ördüysek aşağı yukarı 100'e yakın olur, 100 takım olur yani bir atkı bir bere olarak göndermeyi düşünüyoruz. Bunların mutluluklarına şahit olmak bizi de mutlu ediyor. Yani üyelerimiz mutlu oldukça bizler de mutlu oluyoruz. Bizim mutlu olduğumuz bir sonuçtan bir başkasının mutlu olması daha bir mutlu ediyor bizi. Bu şekilde devam ediyoruz şu anda. Güzel. Burada onlar şarkılar eşliğinde ve rengarenk örgüleriyle gerçekten yaşam dolu oluyorlar. Bunu biz de gözlerinden fark ediyoruz. Size de aynı soruyu sormak istiyorum. İlk geldikleri günden sonraki şu an aylar geçmiş veya yıllar geçmiş. Aradaki farkı bize anlatabilir misiniz? Aradaki fark da bizimle ilk gelip tanıştıklarında açıkçası bir böyle yaşlı evi olarak, isim olarak geliyorlar. Bu kapıdan girdiklerinde içeriye benimle karşılaşıncaya kadar. Hatta ilk başta diyorlar ki yaşlı evi isim mi olur ya yaşlı mıyım ben falan giriyorlar. Biz tabii buyur ediyoruz, konuşuyoruz, sohbet ediyoruz, yerine göre çay da içiyoruz. Biz projenin yani yaşlı evi projesinin ne anlama geldiğini onlar içerik olarak anlattıktan sonra çok güzelmiş, harikaymış, gerçekten muhteşemmiş. Tabii biz de kendilerini analiz ediyoruz bu arada. Geçmiş hayatlarında nasıl nelerle meşgul olduklarını, nasıl hayatlarını bu geçirdiklerini, hobilerini, yapabildiklerini ya da yapmak istediklerini gerçekleştiremediklerini. Tabii biz bu konuşmanın arasında analiz ediyoruz. Ona göre hangi yaşlı evimiz, hangi kişiye uygunsa, nerede hangi kurs varsa biz kendilerini yönlendiriyoruz. Üyeliğini yaparak yönlendirme yapıyoruz. Ondan sonra hizmet veren arkadaşlarla buluştuktan sonra onlarla aralarında bir dostluk, bir arkadaşlık, bir sevgi bağı oluyor. Gerekse kursiyerler birbirleriyle arkadaşlık, dostluk kuruyorlar. Daha sonra kopamıyorlar artık. Bizim faaliyetlerimizin arasında aktif oldukları için de dans gibi, halk oyunları gibi, el sanatları gibi tabii standart olarak bunun bir programa bağlandığı için hepsi de kilo veriyor, zayıflıyor, duygu durumu değişiyor, psikolojisinde azami derecede bir düzelme oluyor. Artık vazgeçilmez bir mekan oluyor burası onlar için. Evet, mutlu olarak geri gidiyorlar. Birçok kez de teşekkürle karşılaştığımızı şahit oldum. Yani gelip de minnet duyduklarını, teşekkür ettiklerini, yani kızlar gibi gördüklerini, bu proje sayesinde hayata yeniden bağlandıklarını defalarca söylediklerine şahit oldum. Evet. Biz burada hep hanımlarla sohbet ettik, onları izledik. Bir de dışarıda bahçede oturan erkekler var, gazete okuyanlar, tavla oynayanlar. Onların da katıldıkları faaliyetler oluyor mu? Genelde biliyorsunuz yani kadınlar daha üretkendir, daha yenilikçidir. Ben kendi adım bir bayan olarak belki de böyle düşünüyorum.
Ya da Türkiye'nin kültürel sosyal yapısına baktığım zaman belki de o sonuç çıkıyor. Yani belli bir yaşa gelince kadınlar üretimi bitiriyor, bitirmiyor. Erkekler bazen rölantiye alabiliyorlar hayatı. Şimdi onları suçlamak adına da demiyorum, tabii söylemiyorum. Çok aktif beyler de var. Burada da aynısı görülüyor. Şimdi sadece oturmak için mekana gelen, çay içmek için, gazete okumak için, sohbet etmek için gelenler var. Bir kısmı zaten önceden arkadaş olup, hani devamında tavla oynamak isteyen gruplar var. Beyler dans edenler var, halk oyunu oynayanlar var. Dediğim gibi sadece gazete okumak, sessiz bir mekanda huzurlu bir iki saat geçirmek için gelenler var. Bayanlar biraz daha aktif, biraz da ben belki de ona etkili oluyorum. Çünkü kendim de bayan olunca bayanlarla iletişim belki de daha rahat oluyordur, ondandır. Onun dışında hani müzik dinletimiz var. Müzik dinletimiz oluyor, bir hafta Türk halk müziği, bir hafta Türk sanat müziği müzik dinletimiz var. Onlar da gönüllü korodan, yani yine kendi üyelerimizden oluşturulduğumuz haftalık değişimli şekilde program yapan. Onlar da daha çok beyler de, çünkü müzik dinlemeyi seviyorlar. Müzik evrensel dilini orada da konuşturuyor. Yani genelde onlara katılıyorlar. Ayrıca hani seminerlere, eğitimlere beyler de katılıyor. Ondan da çok mutluyuz bu arada. Onu da söylemek gerekir. Peki, bir de biz çok güzel bahçe gördük dışarıda. Orada da bazı faaliyetlerde bulunmuşsunuz. Bahçeyi anlatır mısınız bize? Şimdi onu da şöyle anlatayım. Şu anda birimimizde hemşire hanım da vardı. Şu anda bir görev için bu şu anda aramızda bulunmuyor. Hemşire hanım tabii Akdeniz çocuğu. Bizler de öyleyiz. Bizim üyelerimizden de hep böyle toprağı seven, toprak işlemek isteyen, böyle bahar geldiğinde harekete geçen bir yapıları oldu birkaç tanesinin. Biz bunu gözlemledik. Dedik ki bahçe yapalım o zaman size, bir hobi bahçemiz olsun. Burada güzel vakit geçirin. İstediğiniz gibi dizayn edelim. Üyemizden bir grup oluşturduk. Hobi bahçesi grubu oluşturduk. Toprakla uğraşmak isteyen. O çitleri yaptık. Geçen sene domates yetiştirdik, patlıcan, biber, sivri biber, taze soğan, karalahana. Yani aklımıza ne gelirse oraya ektik, suladık, baktık. Hep birlikte oradan meyveleri topladık, tattık. Çok güzel bir duyguydu. Yani inanın o toprakla uğraşmak isteyen grup bundan büyük büyük keyif aldı. Biz onların mutluluğunu görünce daha büyük keyif aldık. O şekilde. Çok teşekkür ediyoruz size. Biz teşekkür ederiz. Ayağınıza sağlık. Bizlere geldiniz, ziyaret ettiniz. Her zaman bekleriz. Çok onur duyduk, gurur duyduk gerçekten. Muratpaşa Belediye Başkanımız Ümit Uysal'a da buraya ayrıca teşekkür ediyorum. Bir çalışan olarak, bir toplum bilimci olarak da. Bu güzel mekanları 60 yaş üstü vatandaşlarımıza, tüm kesimlerin sesine rağmen 60 yaş üstü vatandaşlarımıza ayırdığı için kendisine bir kez daha teşekkür ediyoruz. Verdiği hizmetlerden dolayı sizlere de ayrıca teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Teşekkürler. Başkanım, Elim Sende Projesi ile ilgili çekim yapmıştık yaşlı evinde. Bugün de okula gönderecekmiş örülen tüm örgüler. Sizin de görüşünüzü almak istiyoruz bu konuyla ilgili. Evet, çok yüce gönüllü. Sevgi arttığı zaman çok yüce gönüllü davranışlar ortaya çıkıyor. Biz yaşlı evlerimiz biliyorsunuz böyle bir insandan insana bir sevgi yoğunluğu yaşanan yerler. Tam da Sevgililer Günü'ndeyiz. Bizim insanlarımız oturup
örmüşler el emeği, göz nuru ve ihtiyacı olan, fakr-ı zaruret çeken, iklimi sert, soğuk olan işte Batman'da bir ilkokulumuza, oradaki çocuklarımıza gönderiyoruz şimdi onların el emeğini, göz nurunu. Harika bir şey. İnsanı insan olarak gözleyebildiğimiz bir tablo. Kendileriyle gurur duyuyoruz. Bütün yaşlılarımızla, bütün komşularımızla aslında gurur duyuyoruz. Öyle. Duygularımız bu. Ben teşekkür ederim. Kolay gelsin. Ne yazık ki Emin Bey, Muratpaşa Belediyesi'nin halka sunmuş olduğu yaşlı evlerinde çok güzel bir çekim yaptık. Elim Sende projesiyle ilgili. Hepsiyle tek tek görüştük ve onların ördüğü örgüleri örerken neler hissettiklerini de onlardan aldık. Bu güzel projeyle ilgili sizin de görüşlerinizi almak istiyoruz. Teşekkür ediyorum. Muratpaşa Belediyesi olarak yaşlı evlerimiz gerçekten Türkiye'ye örnek olmuş özgün bir projedir. Bununla ilgili biz şu anda 3 tane yaşlı evimizde çeşitli etkinlikler düzenliyoruz, çalışmalar düzenliyoruz. Tüm bunları yaparken de yaşlılarımızın o yaşta bile olsa hala üretici olabileceklerini, bir şeyler üretebileceklerini göstermek adına çok güzel çalışmalar yapıyoruz ve çok da güzel gidiyor bu çalışmalar. Biz sadece tabii el işi veya örgü, buna benzer çalışmaların yanında birçok etkinlikleri de beraberinde yürütüyoruz. Tabii bu Türkiye'ye gerçekten örnek olabilecek çalışmalar yaptığımız gibi insanlık yararına da bir şeyler üretmeye çalışıyoruz. Bunları yaparken de oradaki yaşlılarımızın işte sizin de bahsettiğiniz gibi Elim Sende projesi kapsamında bere, kaşkol ve şapka gibi ürünleri tamamen hijyenik koşullarda ki yün çeşitlerinden yaparak Batman'daki bir okulumuza göndermek için çalışmalarını sürdürüyorlar. Çok da güzel gidiyor. Şu anda binlerce bere ve atkı bu anlamda oluşmuş durumda. Ve bunu kısa sürede Batman'a gönderip güzel bir çalışmaya da örnek teşkil edeceğini düşünüyorum. Sizin yaşlı evi dışında diğer projelerinizi de tanıtmak istiyoruz ekranlardan. Onlardan da bahsedebilir misiniz? Şimdi Muratpaşa Belediyesi gerçekten sosyal projelerle, sosyal hizmet alanlarında yaptığı çalışmalarla tüm Türkiye'deki örnek alınabilecek yerel yönetim uygulamalarını hayata geçirmeye devam ediyor. Sosyal hizmet projeleri gerçekten başkanımızın çok önemsediği, bize de sürekli bununla ilgili projeler üretmemizi istediği bir alan olup bizim de yaptığımız çalışmaları her zaman destekleyen ve önümüzü açan uygulamalarımızı bize güç vererek desteklemiştir. Bizde de sadece proje üretmek kalıyor. Biz de bunu çok severek, rahatlıkla yapıyoruz. Çünkü çok iyi bir ekibimiz var. Tamamen meslek elemanlarından oluşan güzel bir ekip var. Bu ekiple birlikte sosyal projeleri hayata geçirmeye devam ediyoruz. Daha önce sosyal hizmetlerdeyken işte çocuk, yaşlı, kadın, genç ve engellilerle ilgili birçok projeyi hayata geçirmiştik. Şu anda da Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü kapsamında kadınlara yönelik, ailelere yönelik ve yaşlılarımıza yönelik birçok projeyi de beraberinde sürdürmeye çalışıyoruz. Şu anda gündemimizde işte Mart ayının gelmesiyle birlikte iki tane büyük etkinliğimiz var. Bir tanesi 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü. Bununla ilgili çalışmalarımıza başladık. Kadınlara karşı uygulanan şiddetin gün geçtikçe arttığını hepimiz görüyoruz, üzülerek görüyoruz. Ve bununla ilgili artık yasal çözümler mutlaka ulaştırılmaya çalışılıyor ama sonuç alınamadığı için başka şeyler yapmak gerekiyor. Özellikle biz bunu yapmaya çalışıyoruz. Toplumsal bilinci artırmaya çalışıyoruz. Bunu da yaparken de yani en küçük yaş grubuna kadar inmeyi düşünüyoruz. Yani özellikle okul öncesi eğitimdeki çocuklardan başlayarak ilkokullardan, liselerden devam ederek bütün toplum katmanlarına kadar bu konuları aktarmamız gerekiyor. Çünkü bu gerçekten artık ciddi bir sorun haline gelmeye başladı ve bununla ilgili çalışmalarımızı
artırarak devam ediyoruz. Biz bununla ilgili 3 tane kadın danışma merkezimiz var. Buralarda çalışmalarımızı yürütüyoruz. Psikologlarımız, sosyal hizmet uzmanlarımız ve diğer meslek grubundan arkadaşlarımızla birlikte buradaki çalışmaları yürütmeye çalışıyoruz, devam ediyoruz. Bunun yanı sıra özellikle 8 Mart'la ilgili çok geniş katılımlı bir yürüyüş ve ardından bir takım etkinlikleri beraberinde getireceğimiz çalışmalarımız olacak. Yani 8 Mart'ı sadece bir gün olarak değil, zaten biz belediye olarak Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, Kadın Aile Hizmetleri Müdürlüğü olarak birçok projeyi yıl içerisinde sürekli devam ettiriyoruz ama o günü bir anma olarak görmek istiyoruz ve o günün anlamını kazandırmak için de çok büyük toplulukları bir araya getirmeyi düşünüyoruz. Bununla ilgili ciddi çalışmalar devam ediyor ve kadına yönelik hizmetlerimiz yıl içerisinde de çeşitli etkinliklerle devam edecek. Bunun yanı sıra yaşlılarla ilgili çeşitli etkinliklerimiz var. 18-24 Mart yine Yaşlılar Haftası. Bu haftayla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Ama biz yani şunu yapmıyoruz. Sadece özel günleri kutlayarak veya o günleri anarak bir şeyler yapmak sıkıntısında değiliz. Yani biz bunu bütün yıl içerisinde bütün kadınlara, bütün yaşlılara veya bütün çocuklara, gençlere ulaşabileceğimiz projeleri yapıyoruz. Bu konuda da Başkanımız Ümit Uysal zaten bireysel küçük hedeflerin dışında toplumsal hedefleri koymamızı sürekli bize zaten söylüyor ve biz de ona yönelik çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Sosyokent'te bu hafta sizler için Muratpaşa Belediyesi Fener Yaşlı Evi'ndeydik. Haftaya tekrar görüşmek üzere.